insan. Yaşarma, kızarma gibi bir şikayetiniz var mı? Kas ağrısı? Yok. Teşekkür ederim. Yumruk yapalım lütfen. Hastanede verdiğiniz kanalına ilgili farklı bir şey yok. Antikor testleri Sağlık Bakanlığımız yeni koronavirüs hastalığına karşı çok başarılı bir seviyeye ulaşmıştır. Bu başarı seviyesini sürdürebilmesi ve gelecek dönemlere hazırlık yapabilmesi adına da yeni bir çalışma başlattı. Toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek adına bu çalışmayı başlattı. Bu çalışmayı Sağlık Bakanlığımız TÜİK'le birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK, bununla beraber 153 bin hane belirledi. Bu belirlenen tüm Türkiye'de 153 bin hane, İstanbul'da 8018 hane. Bu 8018 hanede biz İstanbul genelinde filyasyon ekipleri oluşturuldu. Mevcut filyasyon ekiplerinden bir doktor ve bir yardımcı sağlık personeli, ebe veya hemşiresi olan ekipler oluşturuldu. Bunlarla birlikte ekipler ellerindeki adreslerle sahaya gidiyorlar. Gittikleri adreslerde kişilerden kan örneği ve sürüntü örneği alıyorlar. Bu kan örneğinde COVID-19 hastalığına karşı bağışıklık gelişip gelişmediğine, yani antikor bakılıyor. PCR sürüntü örneğinde ise o an için mevcut olan COVID-19 hastalığı var mı yok mu bunu tespit ediyor arkadaşlarımız. Bunları da eğer COVID-19 hastalığı varsa sisteme düştükten sonra tekrar filyasyon ekipleri giderek temasları var mı yok mu bunları tespit ediyor. Bütün bu sonuçlar 1-2 gün içinde kişilerin e-nabızlarına düşmekte. Bu taramadaki asıl amacımız toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek. Verilen 153 bin hanenin birinci ve ikinci ikame adresleri de var, yedekleri. Yani toplamda 450 bin haneye denk gelebilmekte. Bir adres kabul etmiyorsa ikinci haneye geçiliyor. O da kabul etmiyorsa üçüncü hane. Üçüncü hanede kabul etmediği durumlarda kabul etmedi diye onaylıyoruz. Bunlar halk sağlığı yazılım sisteminde TÜİK taramaları ve FİTAS üzerinde ise toplumsal tarama modülü üzerinden yapılmakta. Ekipler sahaya toplumsal FİTAS üzerinden gittiklerinde, FİTAS programı üzerinden tabletlerle gittiklerinde toplumsal tarama modülünden o hanedeki örneklemini, TC kimlik numarasını girerek bir de burada kişinin önce onamını alıyorlar. Onamdan sonra kişi de anket yapılıyor. Semptomlar vesaire, işte bulguları var mı yok mu? Akabinde de numuneler alınıyor. Bu numuneler alındıktan sonra da santrifüj yapılarak laboratuvara gönderiliyor. Sarıyer olarak bizim 191 hane belirlemiştik. Bu 191 hanenin 130 tanesini yaptık. Geriye 61 tane kaldı. Onu da bitiririz en kısa zamanda. Açıkçası ilk görüşte çok şaşırdım arkadaşlara. Yani habersiz de geldiler. Herhalde öyle geliniyor. Ben hani haber verilerek gelinir diye düşünüyordum. Ama şu an yapılınca, anlatınca açıklamalı olarak çok sevindim. Hani o seçilen kişi olduğum için. Merak da ediyordum. Geçirdim mi geçirmedim mi, ona göre biraz daha kontrollü hareket ederiz. Yani devletimiz böyle bir uygulama yaptığı için çok teşekkür ederim. İyi ki ben çıktım, hatta sevindim. Yani şanslı kişiyim.